Gökyüzünden Coğrafya kanalından herkese merhaba. Bu videoda Kaçkar Dağları, Cilosat Dağları ve Bolkar Dağları'ndan çektiğim drone görüntüleri eşliğinde Anadolu'daki kuvaterner buzullaşmaları hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağım. Jeolojik zaman çizelgesinde son jeolojik döneme karşılık gelen ve 2.6 milyon yıllık süreyi kapsayan kuvaternerde iklim sabit olmayıp, İklimsel koşullar buzul ve buzul arası dönemlerin birbirini takip ettiği salınımlar şeklinde gerçekleşmiştir. Örneğin, grafikte denizel izotop kayıtlarına göre son 1 milyon yılda yaşanan iklimsel salınımları ve bunlara paralel gerçekleşen deniz seviyesi salınımlarını görmektesiniz. Grafikteki tek sayılar buzul arası dönemleri göstermektedir ve içinde bulunduğumuz Holosen dönemi bir numara ile gösterilmiştir. Kuvaterner iklimleri tabii ki bu kadar basit değildir. Coğrafya Dünyası YouTube kanalında yer alan ve linklerini videonun açıklama bölümünde bulabileceğiniz iki seminerde kuvaterner iklimleri hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Kuvaternerde yaşanan salınımlar, yani buzul ve buzul arası dönemler, hem dünya coğrafyasında hem de Anadolu coğrafyasında önemli değişikliklere neden olmuştur. Günümüzde kuvaterner üzerine yapılan bilimsel çalışmalar büyük oranda kuvaternerde yaşanan çevresel değişimlerin zamanını, nedenleri ve sonuçlarını tespit etmeye yöneliktir. Kuvaternerde yaşanan bu salınımlar sırasında gerçekleşen en önemli doğa olaylarının başında buzullarda ve deniz seviyelerinde yaşanan salınımlar gelmektedir. Yapılan çalışmalara göre buzul dönemlerinde küresel deniz seviyeleri eksi 120 metreye kadar çekilmiş ve sığ denizel şelf alanları karasallaşmıştır. Bu sayede günümüzde denizlerle kaplı şelf alanları karasal göç yolları haline gelmiştir. Örneğin kuvaternler içerisinde İstanbul ve Çanakkale boğazları birçok kere tamamen karasallaşmış, Marmara Denizi'nin Akdeniz ve Karadeniz ile bağlantısı kesilmiş ve Marmara Denizi bir göl alanı haline gelmiştir. Marmara Denizi'nin Ege Denizi ve Karadeniz'le son bağlantısının, yani günümüz koşullarının farklı kaynaklara göre günümüzden 11 bin ile 7 bin yılları öncesinde oluştuğu kabul edilmektedir. Kuvaternerde yaşanan en önemli olaylardan bir tanesi de İç Anadolu'da yaşanmıştır. Konya Kapalı Havzası, buzul dönemleri ile buzul-buzul arası geçiş dönemlerinde düşük sıcaklıklar ve dağlık alanlarda eriyen, buzullardan kaynağını alan akarsular sayesinde gölle kaplanmıştır. Bununla birlikte ülkemizin kıyı kuşağındaki karasallaşan sığ denizel alanlarda karstik süreçler ve akarsu aşındırması başlayarak mağara sistemlerinin ve vadilerin gelişmesini sağlamıştır. Buzul arası dönemlerde deniz seviyesinin tekrardan yükselmesiyle birlikte bu alanlar sular altında kalarak denizaltı kanyonlarının ve denizaltı mağaraların oluşmasını sağlamıştır. Buzul dönemlerinde özellikle kuzey yarımkürede ortalama sıcaklıklarda önemli düşüşler yaşanmıştır. Örneğin Anadolu'da son buzul maksimumunda, yani günümüzden 20 bin yıl önce ortalama sıcaklıkların 10 derece daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu düşük sıcaklıklar ülkemizdeki dağlık alanlarda buzullaşma koşullarının egemen olmasına ve vadi buzullarının gelişmesine neden olmuştur. Günümüzde Ağrı Dağı, Doğu Karadeniz Dağları, Karçal Dağları, Cilo Dağları gibi birkaç dağlık alanda oldukça küçük alanlarda buzul kalıntıları yer almaktadır. Ancak kuvaternerde çok fazla sayıda dağlık alanda vadi buzulları bulunmaktaydı. Ekrandaki haritada buzullaşmaya uğramış dağlık alanların dağılışını görmektesiniz. Vadi buzullarının gelişmesi dağlarımızda çok fazla sayıda buzul şeklinin gelişmesine neden olmuştur. U şekilli buzul vadileri, buzul sirkleri ve sirk gölleri, moren sırtları bu şekillerden en yaygın olanlarıdır. Sirk gölleri sosyal medya ve haber sitelerinde sıklıkla krater gölleri olarak belirtilmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi sirk göllerinin krateri andıran yüksek çanaklar içerisinde yer almasıdır. Kuvaterner buzullaşmaları sırasında buzul kütlesinin artmasıyla birlikte buzullar içinde geliştiği alanlarda hareket etmeye ve aşındırmaya başlar. Bu aşındırma sonucunda buzulların geliştiği alanlarda sirk dediğimiz buzul çanakları gelişir. Buzulların ortadan kalmasıyla birlikte bu çanaklar yağmur ve eriyen kar sularıyla dolarak sirk göllerinin oluşmasını sağlamaktadır. Haritalama çalışmalarına göre Anadolu'daki dağlık alanlarda 660 adet sirk gölü tespit edilmiştir. Sirk gölleri özellikle Doğu Karadeniz Dağları'nda, Munzur Dağları'nda ve Hakkari'deki Cilosat, İki Yaka Dağları'nda görülmektedir.
2200 metreden itibaren görülen Sirk göllerinin ortalama yüksekliği 2880 metredir. Sirk gölleri oldukça küçük alanlara sahiptirler ve uluslararası sınıflandırmaya göre Sirk göllerinin %98'i küçük göl kategorisinde yer almaktadır. Ortalama uzunlukları 150 metre olan Sirk göllerinin en büyüğü 1300 metre uzunluğa sahiptir. Türkiye'nin en uzun ve en geniş alana sahip gölü, İkiyaka Dağları'nda bulunan Kırmızıtaş Gölü'dür. Şimdi sizleri buzullaşmaya uğramış dağlık alanlardan çektiğim görüntüler ile baş başa bırakıyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle